Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni öğrendiğim, yeni gördüğüm ve çok da şaşırdığım bir böcek türünü paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz tüylü tüylü arkadaşlar şeyler, böyle hindibağının tohumlarını üflerdik çocukken onlara benziyor. Ama bunlar bir böcek türü, bir nevi yaprak biti türü. Şimdi daha iyi yerlerde de göstermeye çalışacağım sizlere. Evet, buradan daha iyi anlaşılıyor sanıyorum. Gördüğünüz gibi bu tüylü tüylü tuhaf böcekler Latincesi Lysenia simulans denilen bir nevi yaprak biti ve daha sonra şurada gördüğünüz arkadaşlar kelebek şeklini alıyor bunlar. Bakın şurada. Aha, güneşe de karşı geliyoruz. Bu kelebek halini alıyorlar. Ve bunlara vampir kelebek deniyor. Hangi bitkiye dadanırsa özünden besleniyor ve tamamen öldürüyormuş arkadaşlar. Ben de şimdi gördüm. Bahçemde birkaç tane görünce hemen araştırmaya başladım. Ve inanamadım duyduklarıma, okuduklarıma. Bunlar aslında Japonya ve Çin'de başlamışlar. Gürcistan üzerinden Türkiye'ye, Karadeniz'e gelmişler önce. Bayağıdır, bir 10 yıla yakındır Karadeniz bunlarla savaşıyormuş ama Karadeniz çözümsüz diyorlar arkadaşlar. O kadar ciddi durum. Bütün mahsullere, çaya, tütüne, fındıklara her şeye çok büyük zarar vermiş. Ne yapılacağı konusunda da Tarım Bakanlığı da uğraşıyor. Ama çok net de bir çözüm bulunamamış durumda. Şimdi bunları ellediğinizde bir de zıplıyorlar arkadaşlar. Şu anda kaç... Bunlar yani şu anda olmadı ama pıtır pıtır zıplıyorlar. Evet, şimdi gördüğünüzü sanıyorum. Zıplıyorlar. Bakın artık çoğu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kelebeğe dönmüş bunların. Bu halden kelebeğe dönüyorlar. Ve bütün dallara, dalların köşelerine özellikle yapraklara, yaprak diplerine yumurtalarını bırakıyorlar. Ve her biri 6 ile 35 arasında yumurta bırakıyor. Ve bu yumurtalar seneye çıkıyorlar ve tabi bunlar kışın ölüyorlar ama yumurtalar kuluçka döneminde bekliyorlar. Ve seneye düşünün, bunların en az 10-20 katına katlanarak arttığını düşünün. Korkunç bir tehlike Türkiye'yi bekliyor olabilir arkadaşlar ve gerçekten de çok ciddi bu durum. O yüzden de endişe verici. Ben kendi bahçemde bir doğal ilaç denedim. Daha önce sizlere Arap sabunu, sarımsak, zeytinyağı ve bakın şurada yürüyor bir tane. Pardon, zeytinyağı ve pul biberle bir karışım yapıp ama onu sıktığınız anda hepsi zıplıyorlar ve bütün bahçeye dağılıyorlar. Hatta evin içine de şu anda şeylerini görüyorum. Kelebeklerini görüyorum. Arkadaşlar bir taraftan bulmaya çalışıyorum bunları size göstermek için. Bir taraftan anlatmaya çalışıyorum. Biraz zorlandım. Evet arkadaşlar, yani o yerleştiği bitkinin maalesef ki özünden beslenip o bitkiyi öldürüyormuş. Bunun içinde bir uzman şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Bunların kışın tabi ölüyorlar ama bu bulundukları yerleri, yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurtalarını bıraktıklarında bu kısmın budanıp imha edilerek ancak bunun önüne geçilebileceğini söylüyor. Bakın bunlar bitler. Burada kelebek olmuş halini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Birazdan da yumurtalarını da göstereceğim size. Ve bakın burada dokunduğunuz anda bunlar zıplıyor aslında. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Pıt pıt zıplıyorlar oraya buraya. Evet, burada da mesela bu ağaca komple yumurtalarını bırakmış ve bu yumurtalar da pamuk gibi bir şeylere sarılı arkadaşlar. Aslında yumurtalar siyah siyah. Görebiliyorsunuz değil mi? Odaklamaya çalışayım. Evet, sanki pamukla koruyor gibi bir yüzey yapmış.
odaklamaya çalışıyorum ama yumurtalar... Görebiliyor musunuz? Emin olamıyorum. Siyah siyah. Yani siyah siyah minik minik yumurtalar bırakmış arkadaşlar. Ve üstünü de pamuk gibi... Ha, şuradan daha iyi görünüyor. Pamuk gibi bir şeyle çevrelemiş. Evet, görürseniz sizin de bilginiz olsun istedim arkadaşlar. Bu canlara mutlaka müdahale etmemiz lazım. Şimdi bir şey keşfettim. Gördüğüm kadarıyla güçsüz, sağlığı çok yerinde olmayan bitkilere ilk öncelikle musallat oluyor. Çünkü bu bitki de biraz sağlıksız bir bitki. Benim bahçemdeki taflan da biraz sağlıksız bir bitkiydi. Önce sağlıksız bitkilerden başlıyor. Ben bunu hallederim gibilerinden herhalde arkadaşlar. Evet, sizlerin de bilgisi olsun istedim. Görürseniz, duyarsanız müdahale etmemiz gerek. Türkiye'nin iyiliği için arkadaşlar, bu çok önemli bir nokta. Hani yaptığım araştırmalar, gördüklerim, duyduklarım maalesef ki korkunç. O yüzden de herkesin bilgilenmesi ve müdahale etmesi lazım. Arap sabunlu suyla ben ilaçladım. Kaçıştılar ama buna benzer lekeleri bu kadar olmasa da ben de görüyorum. Onların da mutlaka budanıp imha edilmesi gerekir ki seneye en azından yok edip ya da daha azaltabilelim. Evet, bu da değişik bir video oldu. Size farklı bir konuda bilgi vermiş oldum. Bildiğiniz gibi böyle evin duvarlarında, camlarda falan dolaşmaya başladı kelebekler. Bu kelebekler de hem uçabiliyor hem böyle insanın bu kadar zararlı olduğunu duyduğunuzda arkadaşlar, insana zarar vermese de bir rahatsız oluyorsunuz. Evet, böyle dolaşıyorlar, zıplayabiliyorlar çok enteresan ve çok hızlı bir şekilde, böcek halleri gibi. Uçabiliyorlar. Böyle çok fonksiyonlu, enteresan bir böcek. Bu arada ben İstanbul'da bulunuyorum. Son birkaç yıldır da İstanbul'da görünmeye başladığını da söylüyorlar zaten. Burada size göstereyim. Dikkat edecek olursanız hem tüylüsü, köpeğimiz de susmuyor gene. Hem tüylüsünden hem kelebeklerinden bolca var. İşte benim de bu ağacımda var. Ağaç değil aslında, taflan. Çalı türü. Ama zaten gördüğünüz gibi sağlıksız da ara ara açılmalar vardı. Mesela bunda var. Ama hemen altındaki bu güzel taflanımda yok. Burada da bu şekilde yumurtalar bırakmış. Evet, ben şimdi kendi evimden de bazı görüntüler vermek istedim size. O yüzden bir eklem olacak. Evet sevgili dostlarım, hazır bu bitten bahsetmişken ben doğal bir karışım hazırlıyorum. Bitkilerdeki mantar, böcek, her türlü karışıma bunu uygulayabiliyorsunuz. Çoğunda çok iyi sonuçlar aldım. O yüzden bunda ne olacak bilmiyorum ama size bu karışımın da tarifini hemen vereyim bu vesileyle. Evet, böyle iyice süzüp böyle bir fısfısta kullanıyorum ben. Bakın bu siyahlar da yumurtaları. Mümkün olduğunca bir doğal yöntem bulmaya çalışacağım. Altında da yine o biti görüyorsunuz. Ne enteresan. Bu bit sonra böyle kelebeğe dönüşüyor. Böyle yumurtalar bırakıyor. Gerçekten değişik bir şey. Evet, neyse biz konumuza dönelim. Bunları görünce size yumurtaları göstermek istedim. Evet, bayağı yumurta bırakmışlar. Bunları sanırım budayıp imha etmemiz gerekecek. Evet, 1 litre suya 2 mümkünse katı Arap sabunu, 2 kaşık katı Arap sabunu, 1 kaşık tatlı kaşığı dolusu pul biber, 3-4 diş iyice dövülmüş sarımsak, ondan sonra ve yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Bu karışım kokusuyla, dokusuyla bütün bitleri, mantarları yok ediyor. Çok iyi bir karışım. 2 gün arayla 3 kere fısfıs yapıyorum bitkiye.
Bakalım, dediğim gibi bunları bir kere yaptım. Hatta böyle parlak parlak izler göreceksiniz. Bakalım sonuç alabilecek miyim? Farklı yöntemler de denemeye devam edeceğim. Sonuç alamazsam sizlerle tekrar konuyu da paylaşırım. Dediğim gibi önce doğal yöntemler, kimyasala karşıyım. İnşallah doğal yöntemlerle çözüm alabilirim. Bu karışımın kokusu böceklerin gelmesini engelliyor ve böcekleri kaçırıyor arkadaşlar. Böcek, bit, her türlü haşereyi. Pul biber o acısıyla yanıcı olduğu için yine aynı etkiyi yapıyor. Zeytinyağı trake solunumu yapar böcekler. Onların solunum kısımlarını kapattığı için yine etkisiz hale getiriyor. Ve Arap sabunu hem dezenfekte ediyor hem de onların doğal yönden yok olmalarını sağlıyor. Bu karışımı her türlü bitkinizde uygulayabilirsiniz. Hani bazen evde gerçekten evdeki bitkilere yapamayabiliyorum. Çünkü sarımsak çok kötü kokuyor. Bu durumda da sarımsak koymadan yapıyorum. Hatta genel anlamda bir bakım yapıyorsanız bir dezenfekte edeyim, bir temizleyeyim diye sadece Arap sabunu, su bile yeterli oluyor. Evet, umarım Türkiye'm çok zarar görmez bu konudan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook sayfamı da bekliyorum.